Hoş geldin. Hoş bulduk Meltemciğim. Ne işin var senin bu saatte? Emin yok mu kızım senin? Bir şey söylerdim ama. Neyse. Senin yüzünden gerim gerildik Haluk. Şu terasa çıkalım da birazcık çay keyfi yapalım. Evet. Sen boş ver, duyma onu. Hadi gel. Hadi gel. Kek yaptım, gel. Kek falan yemem ben. Diyetteyim. Siz bana Selçuk Bey'in saçlı fotoğrafını gösterin. Onu merak ediyorum. Ya vardır sizde saçlı bir, böyle sırma saçlı bir fotoğrafı yok mu? Orçun doğduğu zaman Gönül ablalarla Haluk amcalar aynı sitede oturuyorlarmış. Ama sonra orayı kentsel dönüşüm projesiyle yenilemişler. Şimdi altlı üstlü oturuyoruz. Bizim evin metrekaresi düşük olduğu için bizim balkonumuz yok. Haluk amcalarım var. Hava ne zaman güzel olsa hemen onların yanına iniyoruz. Haluk hadi gel. Çay koyduk, soğuyacak. Sana koymadık, kek diyettesin ya. Ha, gecenin bir vakti buraya böyle kek getir, her yer koksun, ondan sonra da sen diyettesin. İradeni kullan, yeme. Kullanırım tabii. Yani ben taş fırın erkeğiyim. Eğer ondan bir lokma yersen var ya bana da... Ay tamam, büyük konuşma. Hadi al ye, hadi. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Şöyle yapabilirsin. Yani bilinçaltını temizleyerek yiyebilirsin Halim. O ne be? Şöyle ki, bilinçaltın seni rahatsız ediyor. Yedikten sonra kendinden özür dileyerek bilinçaltını temizleyebilirsin. Bilinçaltımı temizleyeceğim. Niye? Bilinçaltıma mı kaçıyordum ben? Ay Haluk ya. Bak şimdi, çok kolay. Önce diyeceksin ki, bu keki yediğim için senden özür diliyorum Haluk. Ve sonra yiyeceksin. Ya, bu kadar. Ben kimseden özür dilemem. Kendimden bile özür dilemem. Onu biliyoruz zaten canım. Ya aslında Haluk'un bilinçaltını temizlemek mümkün değil. Yani daha bilim o kadar ilerlemedi. Bak şöyle. Ben bunu alıyorum böyle. Yiyorum böyle. Ben özür dilemiyorum. Bir tane de bilinçaltım için yiyeyim. Ya bıraksana kekimi. Zero kocan nerede? Dinleniyor biraz. Tansiyonu yüksek çıktı. Gelir birazdan. Gelsin tabii. Bak açık havayı yiyelim. Geldi. Haluk açsana. Şimdi benim niye rahatımı bozuyorsun? Hadi Haluk. Senin rahatını kim bozabilir ki? Sen Walkman takıp tuvalette bir saat kalmış insansın. Ay benim kek çok güzel. Afiyet olsun canım. Biz Haluk yemeyeceğim diyordum. Yemem mi? Bilmiyor musun sen Haluk'u? Önce yemem der sonra götürür. Nasıl oldun Tuna? Vallahi hiç iyi değilim, yemin ediyorum. Sinirim hala bozuk gönüllü. Titriyorum yani vallahi ya. Oğlum sen zerosun ya ondan. Yemin ediyorum size vücudumda zırnık serotonin kalmadı vallahi. Pardon ne kalmadı? Serotonin abi. Mutluluk hormonu. Gönülcüğüm biraz sarılabilir miyiz de olur? Sarılalım canım. Ne yapıyor bunlar ya? İyi bir şey yapıyorlar. İnsanlar 20 saniye sarılınca böyle... mutluluk hormonu salgılıyormuş. Haluk biz de sarılalım mı? Ana, biz sarılacağız, vücudumuzda salgılama yapacak öyle mi? Ha. Senin vücudun salgılamayabilir Haluk. Sen de serotonin hormonu olduğunu hiç sanmıyorum. Delikanlı adamda öyle şeyler olmaz. 43, 44, 45, 46. Taş fırın erkeği öyle salgılamalar yapmaz. Taş fırın erkeği takar Walkman'i kulağına... gider tuvalete. Ay bayılacağım. Ay ya şuna bakar mısın Meltem? Tadım tuzum kaçtı. Hadi yürü. Tuna yürü. Gidiyoruz. Ay sen niye böylesin ya? Nasılım ya? Bir şey i̇şte demedim. İşte öylesin. Ki. Ben ne dedim? Ay yok. Duramayacağım. Ay Haluk ya. Bir adamsın yani. Hadi valla. Meltem kusura bakma. Biz geliyoruz. Telefon geliyor. Ne yaptın? Bir şey demedim. Ay kusura bakma. Sen bir gün sen bakma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.